Herkese merhaba. Bugün bu ekranda gördüğünüz seramiklerle birlikte bir makrame duvar süsü yapacağız. Doğa Seramik Hobici Kutu için tasarladı bunları. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hobici Kutu'dan edinebilirsiniz, Doğa Seramik'ten de edinebilirsiniz bu seramik makrame aparatlarını. Linkleri aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan kolaylıkla satın alabilirsiniz. Çok da lafı uzatmadan modelimizi yapmaya başlayalım istiyorum. Şimdi öncelikle modelimdeki şu altta olan ipleri dizebilmek için buraya şu ve şu deliklerden 1 metre uzunluğunda ipleri şu şekilde önden arkaya geçiriyorum. Burada ipleri geçirmeniz de çok kolay. Deliklerin büyüklükleri tam ona göre. Hatta ipimin ucu açılmış. Şöyle yapıyorum hemen. Şöyle yapınca arkadan da çekince hemen geçiyor. Bunları şöyle öne doğru, aşağıya doğru çekiyorum. Şöyle bir bombe yaptıktan sonra buradan diğer tane sarmal düğüm atacağım. İki tarafın eşit olduğundan emin olun. Buraya böyle düğümlüyorum. Sarmal düğümle. Şöyle bunlar buradan sarkacak. Bu tarafa da aynı şeyi yapıyorum. Şöyle bir attım. Şöyle şurada bir bombe oluşturdum. Bu arkadan sarkan iplerimi buraya diziyor olacağım. Şimdi sıra geldi şuradakine, ortadakilere geçirmeye. Burada da modelimi öreceğim. Şimdi burası için de toplamda 4 tane 2 metrelik ip kestim. İlk ipimi şu şekilde geçiriyorum gene. Önden arkaya. Şunu yakalım. Aynı ipin diğer ucunu da gene buradan geçiriyorum. Aşağı doğru çekip eşitliyorum onları. Bu şekilde geçirdim. Şu ipler arkada kalıyor. Onları öne doğru alın. Ve bunları da buraya şu şekilde bağlıyorum. Sarmal düğüm aslında bunlar. Alt kısımları eşit bu arada iplerim. Bir. Şu ikincisi. Buraya da aynı şekilde. Şöyle. Şöyle getirmeye çalışıyorum. Şurada sıkıştırırım biraz. Bir düğüm de tekrar buradan içeriden atacağım. Şöyle bu iplerimi şöyle aşağı doğru sarksınlar istiyorum. Buraya bağladık güzelce. Sonra geri kalan ikişer metrelik 3 tane ipimiz var. Ortadan ikiye katlıyoruz her zamanki gibi. Buradan geçiriyoruz. Başlangıç düğümlerini atıyoruz bunlara. Tarafa. Şöyle. Burada toplam 8 tane ipimiz oldu, görüyorsunuz. Bunlarla şu sıraya birer tane kare düğümü atmak istiyorum. Bir tane de şuraya atacağım. Şöyle. Bir de şu ortasına ikisini birbirine bağlayan düğümümü atıyorum. Sıra geldi şu kısma sarma düğüm atmaya. Motifimize gidebilmek için öncelikle burada sarma düğüm atıyoruz. Ne yapıyorduk sarma düğümde? Bir ipimiz sabit, diğerinin üstüne sarar şekilde atıyoruz.
Bunları düğüm teknikleri videolarımızda daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Öncelikle onları izleyip düğüm tekniklerini çözdükten sonra bu modellemelere geçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Daha düzgün bir şekilde gideceksinizdir. Şöyle attım. Sırada şu var. İki tarafını da sarma düğümlerini hızlıca yapıyorum ben şimdi. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Motifimizin devamlılığını gösterebilmek için zaten şöyle iki tane motif yapacağım. Şimdi buradan başlıyorum. Ya bu sabit ipimle devam edeceğim. Üçgenimi aynı şekilde şöyle devam ediyorum. Şimdi şuradaki ipim, buradan gelen ipim, onu da bu şekilde indireceğim. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuraya bir kare düğüm atacağım. Sonra size küçük bir farklı bir bilgi vereceğim. Şimdi bu motifim böyle devam etsin istiyorum. O yüzden bunu dışarıdan tekrar şöyle döndürmem gerekecek. Şimdi buraya bir kare düğüm daha atmak istiyorum. Ne yapacağım? 4 tane ip olması gerekiyor. Olmuyor. O zaman şunu yapıyorum. 3 ip kullanacağım bu sefer. Bir tanesini ortaya, diğer ikisini yana. Gene aynı kare düğümleri oluşturmuş olacağım. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Bunu bırakıyorum. Elimde 3 tane ip var. Bir tanesinin üzerine kare düğümlerimi atıyorum. Makramenizi yaparken eksik sayılar vesaire, hani böyle şeylerle karşılaşırsanız kendiniz de düzenlemeler yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi sıra şunun yansımasını yapmaya geldi. Yine 4 tane alacağım. Orada bir şey fark etmiyor. Şu ortadaki 4'ümü aldım. Bunları şuna göre ayarlayabilirsiniz sıkılıklarını, benzer olsunlar diye. Zaten oluyorlar da. Şöyle oldu. Şimdi buradan gelen motifimi devam edeceğim. Şöyle sarma düğümüne. Burada küçük bir detay vereceğim şimdi. Sıradaki düğümde. Buradan gelene devam etmek için demek ki bu benim en sabit ipim. Onu da şöyle alacağım. Şimdi bunun bir küçüğünü yapacağım altına. Bakın o zaman bozulmadan çizgim devam etti. Şöyle. Bu da hep alttan geliyormuş gibi oldu. Şimdi burada bir eksilterek gidiyorum. Bir tanesini örmeyeceğim. Şunu da örüyorum. Bu bir taneyi bıraktım. Bu tarafta da aynı şekilde yapacağım. 1, 2, 3, 4'üncüsü. Onu unutmayın. Şuradan gelen yani. Şu bombeleri çok canınız sıkılmasın. Aşağıya kare düğümü attığınızda zaten o toparlanıyor. O yüzden hiç korkmayın. Şimdi ne oldu? Burada 6 tane ipim var. Gene bunları dışarıda bırakacağım. Burada bir tane kare düğüm atacağım demek oluyor bu. Şuradan devam edeyim yine gelen ipimle. Bu tarafı da örüyorum. Kapatıyorum. Bu motifimi de kapatacağım. Buradan geliyor. Demek ki bunun üstüne öreceğim tekrar.
Kamera açımızı değiştirelim. Şimdi son bir tane daha motif atıyorum. Şuraya bu sefer karadümsüz olacak. Yine bir tane eksilterek gideceğim. Şurada bir. Şurada da bir bıraktım. Bunları hemen aşağıya alıyorum böyle. Önce şu tarafı yapalım bu sefer. Bunu da alıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da buradan geldiğine göre yine sabitim. Bu yapıyorum. Motifim oluştu. Burada yukarıdan aşağıya küçülen tatlı bir motifimiz var. Şimdi alt kısmını bitirdikten sonra şuraya ilk dizme işlemimiz kaldı. Bunu da şöyle yapalım. Şunu bir arkaya atayım. Şimdi istediğiniz gibi uzunluklarını ayarlayabilirsiniz burada. Şöyle ben bir 80 santimlik kadar ipler ayarladım. Bunları normal bağlama düğümleriyle bağlıyoruz buraya. Şu sıraya yeteri kadar yapacağım. Hızlı hızlı ben geçiriyorum şimdi hepsini. Şimdi 14 tane yaptım. Bir tane de şuradan vardı. 15 gibi düşünün. Modelimi de buradan böyle önden sarkıtınca tatlı bir görüntüsü oluyor. Şimdi bunları keseceğim. Şu alt kısımlarını. Şimdi görüyorsunuz modelimiz bittikten sonra altında böyle buraları tabii uzunlu kısalı olabiliyor. Onun için onları da düzeltmek istiyorum. Öncelikle şunu bir düzelteceğim. Şöyle üçgen halinde keseceğim. Kafanıza göre bir yerden kesebilirsiniz. Diğerinde ona eşit bir şekilde şöyle göz kararlı kesebilirsiniz. İsterseniz ölçerek de kesebilirsiniz. Bu böyle üstten sarksın istiyorum. Alttaki iplerimi de keseceğim. İsterseniz dümdüz kesebilirsiniz. Ben bu sefer düz kesmeyi tercih ediyorum. En kısasına bakıp. Şu alt kısımdaki ipler böyle hafif açılsın isterseniz ki daha güzel duruyor. Şunlar da aynı şekilde. Şöyle elinizle oynayın. Birkaç kez şöyle bir şey yapın. Elinize alın ipleri. Şöyle. Sonra da. Ama daha tatlı duruyor sanki. Yani benim bana göre öyle duruyor. Ha siz yok açılmasın istiyorsanız boncuk da takabilirsiniz uçlarına. Seramik makrame aparatımız ile yaptığımız makrame modelimiz bu şekilde. Siz altına farklı modeller de yapabilirsiniz. Ben böyle bir şey tercih ettim. Daha farklı modelleri çalışacağız yine tekrar birlikte. Bu seramiği nasıl edinebilirsiniz? Aşağıya açıklamalara yazacağım. Doğal seramik ya da hobicikutu.com web sitemizden iki şekilde de edinebilirsiniz. Daha farklı modelleri de var. Siteye girdiğinizde o modelleri de görme fırsatınız olacaktır. O zaman sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere.